Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen derste ne yapmıştık? Geçen derste şunu yapmıştık. Ekle düğmesi için gerekli olan kodları yazmıştık. Bu derste ne yapacağız? Bul düğmesi için gerekli olan kodları yazacağız. Şimdi ne yapıyorum? Şuradaki butonu şöyle çift tıklıyorum. Butonun neyine geldim? Click olayına. Bakın arkadaşlar, bizim burada ilk olarak yapacağımız iş nedir? Diziyi sıralamaktır. Peki dizi nasıl sıralanır? Dizi array sınıfının sort metoduyla sıralanır. Bakın, bunu geçen derslerde söylemiştim. Array sınıfının neyi? Sort metodu. Parantez aç kapat, şuraya dizi diyorum. Diziyi şu şekilde sıralıyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra bakın şurada ne yaptım? İşlem isminde bir değişken tanımladım. Bunu tanımlama sebebim nedir? Bunu tanımlama sebebim şudur. Bakın, array sınıfın binary search metoduyla ne yapıyorum? Dizinin içerisinde kelime arıyorum. Değer arıyorum. Ha, bunu ne yapıyorum? Bakın şöyle şu şekilde. Ne yapıyorum? Şurada işlem değişkenini aktaracağım. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın. İşlem eşittir. Array sınıfın neyi arkadaşlar? Binary search metodu. Bakın şöyle binary search. Parantez aç kapat. Buraya ne yapıyorum? Değişkenimi yazıyorum. Bakın değişkenim dize. Peki nerede arama yapacağım? Aramayı şurada arkadaşlar text box'ın içerisinde yapmayacak mıyım? Tamam. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle CTRL boşluk tuşu text box 1 nokta text yazacağım. Şimdi devam edelim. Tamam. Bunu da yazdık. Peki aradığım kelime şu listenin içerisinde yoksa ne olacak? Geriye eksi bir değerini yollayacak. Bakın aranan değer yoksa geriye eksi bir değerini yollar. Peki onu nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. If şart yapısını kullanacağız. Bakın şöyle if. Şartım nedir? Şartım şu. Geriye eksi bir değerini yollarsa nedir? İçerisinde yoktur. O zaman bunu göstereceğim. Onu da şöyle diyorum. Bakın işlem küçük eşit eksi bir ise bakın. Den demek ise demektir. Eğer aradığım içerisinde yoksa şu bu o anlama gelir arkadaşlar. Aradığım içerisinde yoksa geriye eksi bir değeri yolluyorsa bakın burada belirttik. Geriye eksi bir değeri yolluyorsa ne yap? Mesaj baksa şu mesajı ver. Ne diyelim? Aranan kelime yoktur. Şöyle aranan kelime yoktur. Şimdi devam edelim. Bakın şöyle. Else diyorum. Else nedir? Şu yukarıdaki şart sağlamıyorsa ne yap? Şu yukarıdaki şart sağlamıyorsa bakın şurası şu şart sağlamıyorsa ne yap? Buradan sonraki ifadeye bak. Buradan sonraki ifadeye ne diyelim? Mesaj box'ta ne yapacağım? Dizinin içerisinde aradığım kelimeyi göstereceğim. Bakın dikkat edin. Dizinin içerisinde aradığım kelime. Bakın aradığım kelime. Aramayı ben ne yapmıştım? İşlem değişkeninde gösterdim. Bakın o zaman buraya ne diyeceğim? Buraya işlem diyeceğim. Şimdi bunu dedikten sonra şimdi gelin şöyle isterseniz şurada şöyle bir ekleme daha yapalım. Ne diyelim? Şöyle aranan değer diyelim. Eşittir. Bakın aranan değer eşittir. Şöyle birleştir. Bakın. Birleştir. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Ekle diyorum. Bakın. Değerler ekledi. Bakın örneğin şöyle ne diyelim? Musa Kurt. Bakın. Aranan değer Musa Kurt. Mesela Ali Fansa'ya bakalım. Şöyle. Ali Fansa. Bakın aranan değer Ali Fansa. Ha şimdi dedik ya diziyi sıralayacağız. Tamam. Şurada array sort yazdık ya. Bu array sort yazmayalım. Bakalım ne olacak. Şöyle ne diyelim? Şöyle isterseniz. Şunu şöyle bir silelim. Şunu çalıştırıp görelim. Ekle diyelim. Tamam. Şöyle ne diyelim? Musa Kurt. Bakın. Bakın Musa Kurt'u verdi. Tamam, sorun yok. Devam edelim. Okan Özcan'a bakalım. Okan Özcan. Okan Özcan da verdi. Tamam, sorun yok. Cihat Göktaş'a bakalım. Cihat Göktaş. Bakın şöyle Cihat Göktaş. Bakın aranan kelime yoktur diyor. Ha bunun sebebi nedir işte arkadaşlar? Bunun sebebi şudur. Biz burada ne yaptık? Diziyi sıralamadık. Ancak şöyle diziyi sıralarsak bakın array sınıfın sort metodunu kullanırsak bu hata düzelir. Çalıştırıp şimdi görelim. Şöyle ekle diyelim. Bakın ne yazıyor? Ne diyelim şöyle? Baştan başlayalım. Musa Kurt. Bakın şöyle. Musa Kurt. Bul diyelim. Bakın aranan değer Musa Kurt. Devam edelim. Okan Özcan diyelim. Okan Özcan. Aranan değer ne? Okan Özcan. Devam edelim. Şimdi Cihat Göktaş'a bakalım. Cihat Göktaş.
Bakın Aran'ın değeri Cihat Göktaş bakın verdi. Son olarak neye bakacağız? Ali Fansa'ya bakalım. Ali Fansa. Bakın Ali Fansa. Şimdi bakın buradaki değerlerden birine baktık. Olmayan bir değere bakalım. Mesela ne diyelim? Berk Okan diyelim. Berk Okan. Bakın Berk Okan değeri burada var mı? Yok. Bul diyelim. Bakın aranan kelime yoktur. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.